Zuhal Hanım, bana bidonla salça, koliyle kuru dolma getirmişler. Ha, o geçenkilerinden çıkan şeyler Emine Hanım'dan gelenler mi? Hatta yarın da getirecekmiş. Teşekkür ederim anneciğim. Zuhal Hanım fazla acıyı sevmiyor diye. Eğer seviyorsa yarın getireceğim sana. Vallahi seviyorum ben acıyı. Vallahi yarın sana kuru biber getireceğim. Getir, ben seviyorum İnşallah. Acıyı ya. Puanları Zuhal Hanım veriyor ama yenge miksere yemek getiriyor. Böyle bir şey var mı yani? Bana bak, sen sakın açık etme adresine lokantanı. Vallahi her gün bitiverir orada. Ben az önce müşterileriyle bile konuştum. Ne? Lokantanın müşterileriyle muhabbet ettim. Ama Zuhal Hanım hep benim Arap müşterilerim. Çünkü Iraklı yani. Hep Araplar yani. Arap'ı tercümanlık da yaptım. İçin Arapça biliyorum, evet. Aa, onun için ben de azıcık bilirim Arapça. Temelen Arap. Ha, hemse hadi. Yalla ruh de ruh. Ruh. Zorunlu yemeğiyle başlayan yarışmacımız tirit için düdüklü tencerede haşlayacağı tavuğu parçalara ayırmaya çalışıyor. Dün kırmızı kartı gördük 2 kere masada. Ama yengem de durmadan düdük çalıyor canım. Kuzenim de heyecanlanıyor yani. Bir iş yapmak istiyor ama el ayağı birbirine dolaşıyor. Ama geçen sefer yarıştığında... Ama yengem de birazcık düdük çalmasın da rahat da kuzenim... Ne alakası var canım? Kendine güveniyorsa yapacak. Ama yenge var alakası, nasıl yok? Yok, hayır. Öyle hiç bir şey alakası yok. Kim geç gelirse ben düdüğü bugün çalacağım. Sadece gelmemiş diğer gençlere dair. Bu iş kızışıyor. Ya geçen defa senin yüzünden kaybetti. Ben bu sefer sen geldin destek olma. Benim yüzümden kaybetti. Evet, 1 puandan ben 8 verdim. Kayınvalide bana 7 verdi. Belki o zaman düdük çalmasaydın o insanlar sinirlenmezdi. Puanı düşük verin. 1 puanla kaybettik. Hayır, ondan hiç şeyi yoktur. Alakası yok. Var alakası. Çok alakası var. Alakası var. Var tabii ki. Bir şey söyleyeceğim Cemile. Efendim Zuhal Hanım. Ben de ne diyeceğimi bilmiyorum. Kayınvaliden dün 6 verdi. Ne düşünüyorsun? Ben yani istiyorum ki 6 vermiş ama ben ona ilk bu kadar yüksek verme dedim ama yine de o vermiş. Yüksek değil be. Yüksek 6 değil. Yüksek mi ya? Eyvah, yani daha düşük vermesini isterdin. Yok Zuhal Hanım, yani 5 verseydi daha iyi olurdu bence. Olmaz kızım. İnşallah bunda kazanacak ama hep onun yüzünden. Geçen defa kaybetti kuzenim onun yüzünden. Gelini diyor ki 5-4 verseydi kız. Herkes yemek yapıyor kızım. Ya sen yemek yapıyorsun, sen yemek yapıyorsun. Gelin ağladı, çok ağladı dün. Gelini bile ağlattılar. Ama ağladı diye duygu sömürüsü yaptı diye ona sen puan çok vermek zorunda değilsin. Sen ondan mı verdin 6'ya? Ağladı diye. Yok, ağladı değil, onun için değil. Hayır. Niye ağladı sadece? Ama benim çok ağladı. Benim kuzenim de en güzel lezzetleri yaptı. Bütün Hatay'ın lezzetlerini sundu. Doğru. Ama şey söyleyeceğim. Onun yüzünden. Dün ben gelin niye ağladı anlamadım. Kötü bir şey diyen olmadı ki. Ayşe Hanım yemeğini eleştirdi düzgün bir şekilde. Üstelik de kötü bir şey de söylemedi. Gözün doysun demiş ya Zuhal Hanım. Al göz. Gözün doysun. O da kendine bir tepki verdi. Ondan sonra geldi burada ağladı. Duygu sömürüsü yaptı. Neden diyeceksin? Puanları versinler diye duygu sömürüsü yaptı. Ve aldı da yani. Çok iyi puan aldı. Ama o puanları hak etti mi? Hak etmedi. Puanları hiç beğenmedim dün. Hele Çavuş Hanım sağa gösterip sol vurdu. Bugün ben de bakacağım işte, yemeklerine tadacağım. Ona göre puan vereceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.